hocam. Efendim iki dinleyici ve ikinci dinleyicimizin de var. Ahir zaman da İslam'ı kolay değil de namaz kılmak böyle kolay mı? İlk dinleyicimiz namaza başlıyorum bırakıyorum. Ne yapmam lazım? Diğer dinleyicimiz de namaza zorlanıyorum. İkisinin de suali hemen hemen aynı kapıya çıkıyor. Nasıl yapmamız gerekiyor? Şimdi efendim bu dinleyicim sualler sorarken tam ünlü saatte bir kitabını hazırlayan Zat-ı Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullahi Teala kendi hocasına bir nakil yapıyor. Sık sık yapar onu. Evet. Hocaları Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri talebelerini alır. Bu beyler bey sırtları veya beyko sırtları hatta o bazı olur ileriye giden orada bir peygamber kabir olan bir tepe var. Yuşa tepesi. Yuşa Aleyhisselam'ın kabri deniyor. Yuşa Aleyhisselam değilmiş yani. Yuşa Aleyhisselam gelmemiş. Ama makam olarak herhalde şey yapıyorlar. Evet. O Yuşa tepesinin altında falan aynı şekilde böyle talebeleriyle gider sohbet ederlermiş. İşte o sohbet anlarında bir gün buyurmuşlar ki talebelerine Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri küfür buyurmuşlar. Boğazı gösteriyorlar İstanbul Boğazı'nı. Bunun gibi akıyor böyle. Mümin de bu akıntının karşısında saman çöpü gibidir. Ve buyuruyorlar ki saman çöpü bu akıntıya karşı nasıl direnebilir? Mümkün değil buyuruyorlar. Evet. Peki çaresi ne? Saman çöpü kendisini bu akımdan ancak buyuruyorlar bir kaya kovuğuna veyahut da bir ağaç kovuğuna yapışırsa, sığınırsa o zaman bu akımda kendisini kurtarır. Bu misali veriyorlar. Arkasına da devamla buyuruyorlar ki dolayısıyla buyuruyorlar işte bu ahir zamanda da bir Müslüman Ehl-i Sünnet alimlerini, bu Evliya-i Kiram'ın kitaplarını, hayatlarını okur, onları sever, onlara muhabbet ederse tıpkı o saman çöpünün bir kayanın bir ağaç kovuğuna sığındığı gibi onların tasarrufu altına girmiş ve sığınmış olur. Dolayısıyla onların himmeti ve tasarrufu ile bu kimse nefsine galebe çalar. Etrafında hiç namaz kılmayan, oruç tutmayan olmasa bile tek başına yine orucunu tutar, namazını kılar. Evet. Ha böyle bir kimse, böyle bir zata kalbinde bir sevgi meydana geldiyse bunu kendinden bilmesin. Allah Teala'nın o kuluna bir ihsanıdır bu. İşte ben var ya, ben işte böyle namaz kılmayanların, içki içenlerin, kumar oynayanların, zındıkların, mezhepsizlerin arasında sapasağlam kaldım demesin. O kibir olur. Rabbim beni muhafaza etti. Allah-u Teala sevdikleri vasıtasıyla onları sebep kıldı. Beni muhafaza etti. Böyle düşünmeli, böyle bilmeli. Peki nasıl yapacağız? Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri vefat etmiş. Hüseyin Efendi vefat etmiş. Rahmetullahi Teala aleyhime. E kime sığınacağız? Yine o yolun büyüklerine. Nasıl? Allah Teala rahmet eylesin Hüseyin Hilmi Efendi bir ömür boyu. Ya kendin de biliyorsun Fatih'te oturdun. Fatih'te evler vardı. Evet. Hüseyin Hilmi Efendi'nin hiç yaz tatili yaptığını duydun mu sen? Duymadım. Denize gittiğini duydun mu? Duymadım. Böyle bir şey olmadı. Bir ömür boyu. Ya o Fatih'teki oturduğu sokağı biliyorsun değil mi? Evet. Evlerin arasında bir yer gözükür bir de gök gözükür. Başka bir şey de yok yani değil mi? Evet. Ne manzarası var? İşte hemen abi biraz sonra ferahlasın diye şeyde Boğaz'da o sarı yerde bir deniz kenarında bir yalı tutmuşlardı şey yapmışlardı falan da. Hatta bir gün Emel abiler anlatmışlardı. Dedi hocamızla dedi. Varlıkları oturuyorduk dedi. Denize bakıyorduk ikimize de dedi. Bir yap geçti dedi. Ama dedi böyle de lüks bir yat falan. Emel abilerin de denizcilikle alakalı şeyler var ya. Evet. Gayri ihtiyarı sordum dedi. Efendim işte cennette de böyle yatlar olacak mı falan. Birden dedi böyle baktılar. Efendim demişler ben yat falan görmedim. Emel abiler Allah Allah dedi ya o tarafa bakıyorlar dedi. Ben yat falan görmedim. Meğer o Emel abilerin o deniz kenarında tuttuğu evin karşısında... İşte Yuşa Tepesi'nin altı orası.
Oraya hocaları Seyit Abdülhakim Arvas Hazretleri ile gelir. Denize de girerlermiş orada. Denize de girerlermiş. Ben buyurmuşlar. Onlar Efendi Hazretleri diyor. Efendi Hazretleri ile işte oradaki Efendi Hazretleri'nin yaptıkları sohbeti ve Efendi Hazretleri'ni hatırladım. Onu düşünüyordum. Yani Boğaz'dan yat geçmiş, gemi geçmiş. Ondan sonra transatlantik yani şekilde büyük yolcu gemileri geçmiş. Onları görmedim buyuruyor. Onları görmedim buyuruyor. Yani öyle bir muhabbet ve sevgisi var. Öyle bir muhabbet ve sevgisi var. E şimdi ya hocalarına karşı o sevgi ve hocaları da onun kalbine yüklüyor tabii ki. Dolayısıyla yani evet biz onlar gibi aynı şekilde olamayız. Mesela Hüseyin'in efendi rahmetullahi teala aleyh Ankara'dan İstanbul'a hocasını görmek için iki vagonun arasında soğukta falan ellerim donardı buyuruyorlar. Böyle yer bulamazmış. Bir günlüğüne gelir hocasını görür dönermiş. Böyle bir aşk ve muhabbet var. Mesela şeyi de kendilerinden dinlemiştim ben. Fatih'te oturduğu için biliyorsun Fatih Camii. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh ve Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri yaşadığı dönemi düşün. Eyüp'le çevresinde o zaman böyle ev mev falan da yok. Yol da yok doğru dürüst değil mi? Evet. Bahçeler bilmem neler falan var. Ben kendisinden dinlemiştim Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Fatih Camii'ne girdim buyuruyorlar. Fatih Camii'nin avlusuna baktım. Orada bir tane bir kitapçı var. Var ya böyle seyyar satışçılar. Tezgahın üzerinde işte onlar hep Efendi Hazretleri diyor. Efendi Hazretleri'ne Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin Rabıta Risalesi. O da var böyle buyuruyorlar. Şöyle baktım. Ondan sonra geçtim. Oradan dedi Eyüp'e. Yani hocasının Kaşgari dergahındaydı ya evleri. Ya biliyor musun? Evet. Dolmuş yok, taksi yok, bir şey yok ya falan. Geliyor. Ben düşünüyorum şimdi. Ben yapabilir miyim? Aa, yapamam bakalım. Gittim diyor, sabah erkenden Efendi Hazretleri diyor, kahvaltı yapıyordu. Nereden geliyorsun diye soruyor. Böyle. Belki arz ettim diyor işte Fatih Camii avlusunda bir seyyar satıcının aynı şekilde tezgahı üzerinde Rabıta Risalesi kitapları da vardı efendim diye. Efendi Hazretleri buyurmuşlar ki, ya buyurmuşlar bize kalmalıydı. Hani olsaydı iyi olurdu. Şimdi hani git demiyorlar ama arif olan, zeki olan, aşık olan anlıyor ki hocasının ihtiyacı var. Hemen müsaadenizle diyor. Karışım buyuruyorlar. Hızlı adımlarla koşarak işte Bonaşton için yakalandı buyuruyorlar. Fatih'e geliyorlar. Ve hatta çok enteresan bir şey de söylediler. Hemen buyurdular şeye Fas Camisi'nin avlusuna girince hemen gidip de bu kitaplar kaç para diye almadım çünkü fazla para isteyebilir. Önce bir o tezgahın etrafında şöyle bir dolandım. Bu ne kitabı? Kaç para falan? Şöyle bir bakar gibi yaptım. Uzaklaşınca gel ya bir şey yaparız falan teyzeyle yaptıracak. Ve yapıyor. Ve tezgahta ne kadar kitap varsa hepsini aldım diyor. Koşar adımlarla tekrar evde. Döndüğümde hala diyor Efendi Hazretleri kahvaltısına devam ediyordu. Kahvaltısına devam ediyordu. Ve çok memnun oldular. Tabii o memnuniyetleri kalben olmaz sebebiyle teveccühler de ona nispet oluyor. Dolayısıyla Hüseyin Hilmi Efendi'nin kitap ve buyuruyorlar ki biz bu kitaplarda olanların hepsini işte hocam Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'ni dinledim. Ama insanlar mukni olsun diye bir ömür boyu bu kitaplara senet ve hüccet aramakla geçti. Dolayısıyla bu kitapları okuyan bir kimse otomatik olarak Hüseyin Hilmi Efendi'yi de Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin onun üstadı Seyyid Fihmi Arvas Hazretleri'nin onun üstadı Tahir Akari Hazretleri'nin onun üstadı Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri gider o. Bunların hepsine muhabbet beslemeye başlar. Peki bu ne yapar? Bu bizi haramdan korur. Bu muhabbet, bu sevgi haramdan korur. Yani kendimizi bir kaya kovuğuna, bir ağaç kovuğuna yapıştırmış oluruz. Evet. Ve bu muhabbet arttıkça şey de artar. Bin gayreti de artar. Mesela mektubatı okuyanın ihlası artar. İhlas arttıkça da ondan sonra namazı bir başlayıp bir bırakma durumu kalkar. Bunun çaresi bu. Başka yok. Hem istiğfara devam edeceğiz hem de bu kitapları okuyacağız. Efendim işte bir defa hayır her gün azan azar. Her gün okuyarak irtibatı kuvvetlendireceğiz. Ruhumuzu kuvvetlenince nefse o zaman galebe çalar mı? O zaman galebe çalar namazımızı kılabiliriz. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Birinci bölümden sorularımız vardı hocam buyurun.
Dememek deneyicimiz rahatsızlığım sebebiyle dedi. Ameliyat oldum. İki tane de çocuğum var ama dedi. Yani dedi tüpleri bağladılar. Rahatsızlık sebebiyle olursa olur. Öbür türlü olmaz. Hayvanları semizleştirmek için kısırlaştırmak caiz diye saatte ve dediği yazılı. Ama insanları hangi surette olursa olsun kısırlaştırmak veya böyle bir şey yapmak o uygun değil. Ancak zaruri durumlar. Mesela bununki zaruri. O bölgede bir rahatsızlık var. Rahatsızlık sebebiyle girmiş demiş bunlar bağlanacak. Evet. O şekilde olur. Ama özel olarak bu işi yaptırmak o uygun olmaz efendim. Çünkü çocuk olmaması için bir sürü çareler var. Bu çarelerden birisine başvurmalı. Yani insan vücudunu tahrip edecek şekilde davranmamalı. Efendim işte ahir zaman dedi iki tane çocuğum var dedi. Bir beyi de şey değil, şey yapamıyor falan dedi. Hakkından gelemiyor. Efendim her ailede her şeyde bu var ama bunun sebebi mesela biz yıllardır söylüyoruz, mübarekler de aynı şekilde söylüyorlar, hatta mübarek hocamız Hüseyin Elmi Efendi rahmetullahi teala buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz çok üzüntülü görünürdü, sebebi de Miraç gecesi cehennemi gördü. Yeryüzüne tekrar kendisi geri getirildi. İnsanların cehenneme böyle fevç fevç dalga dalga gittiğini gördükçe çok üzülüyorlardı. Üzülmesine sebebi buydu. Efendi Hazretleri de Seyyid Abdülhakim Arba Hazretleri de üzüntülüydü. Çünkü karşım buyuruyorlar ilim menbaıydı kendisi. İlim hazinesiydi. Hani bu insanlar niye gelmiyor, niye öğrenmiyor, niye sormuyor. Onun için böyle üzüntülüydü. Şimdi sıra bize geldi buyurmuşlar. Biz üzülüyoruz. Ya bu kadar kitap bir ömür verdik, harcadık. Okunmuyor buyuruyorlar. Okunmuyor. Evet. Okumuyorlar. Okumayınca da efendim benim şu sıkıntım var, benim şu derdim var. Hani iyi de arkadaşım açık net bir şekilde Allah-u Teala kanununu koymuş. Benim emirlerime uyarsanız bir, dünyada rahat ve huzurlu olursunuz. İki, ahirette de sizi cennete korun. Bu formülde anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Açık ve net. Evet. Ve Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala bunu yazıyor. Ondan önceki onun hocaları da, onların hocaları da hepsi aynı şeyi bildiriyor. Ehl-i Sünnet alimlerinin hepsi aynı şeyi bildiriyor. Formül bu. Saatte bileği de zaman zaman da aynı şekilde bu zikrediliyor. Şimdi ben nefsime uyacağım, nefsime göre hareket edeceğim, yalancılık yapacağım, nemmamcılık yapacağım, zina edeceğim, içki içeceğim, haram yiyeceğim, insanları döveceğim, insanları söveceğim. O zaman ben çok huzurlu olacağım. Allah Allah. Bana bir dua eder misin, ben bir rahat edivereyim. Yok ya oğlum öyle şey. Önce bunlardan vazgeçeceğim arkadaşım ya. Önce bunlardan vazgeçeceksin. Yani insan önce kendine merhamet etmelidir buyuruyor kitaplarda. Nasıl merhamet edeceksin? Konuşmanda, yazmanda, oturmanda, kalkmanda, alışverişinde, bütün hallerinde. Allah Teala emrettiği şekilde bunları önce öğreneceksin. Ama öğrenme, kitap okumak bana zor gelir. Tabii zor gelir. Allah rahmet eylesin Emre abiler. İlim öğrenme zahmetine katlanmayan ömür boyu cehaletin zillesini yudumlamak mecburiyetine kalır diye sık sık anlatırlardı bunu. Hakikaten öyle yani. Efendim ben biliyorum. Ha biliyorsun o zaman arkadaşım gene bir kaçak var. Nefsine uyarak hareket ediyorsun. Nefsini kuvvetlendiriyorsun. Nefis kuvvetli olunca sana namaz kıldırmaz. Nefis kuvvetli olunca sana oruç tutturmaz. Nefis kuvvetli olunca Allahu Teala'nın diğer emirlerini yapamazsın. Şeytan da destek verir. Ama nefsini zayıflatacak şeyleri. Haramları öğreneceksin. Bu harammış, bu mekruhmuş. Yavaş yavaş bunları şey yapınca nefsin gıdası azalıyor, zayıflıyor. Ruhun kuvvetleniyor. Ruh kuvvetlenince bir bakıyorsun. Sen Allah demeye başlıyorsun. Estağfurullah demeye başlıyorsun. Namaz kılmaya başlıyorsun. Ve her gün o gıdayı devamlı surette alman lazım. Ve Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki o şartlarda sokakta haram olmadığı halde buyuruyorlar ki kalbime envar-ı ilahinin gelmesine envar nur kelimesinin çoğuludur. Envar-ı ilahi, ilahi nurların gelmesine mani olan perdeler hasıl oluyor. Bunun için her gün 70 defa istiğfar okuyorum buyuruyorlar. Ve Muhammed Masum Hazretleri de buyuruyor ki Hüseyin Hilmi Efendi İslam Ahlak kitabını almış bunu bir mektubunda zikrediyor Muhammed Masum Hazretleri. Peygamberimize uymak için her 5 vakit namazın ayetel kürsüden önce 3 defa estağfurullahal azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyul kayyûm etûbileh okuyorum. Arkasına Euzü Besmele ayetel kürsü tesbihleri çekiyorum. Dua ediyorum. Dua ettikten sonra da 67 defa estağfurullah estağfurullah estağfurullah. Ne oldu? 3 istiğfar duası ayetel kürsüden önce okudu. Dua bittikten sonra da 67 defa istiğfar okudu. Ne oldu? 70 oldu değil mi? Evet. 70 oldu. Sadece buna riayet etsen 5 vakit namazda 5-7-30'da günde 350 defa istiğfar okumuş olursun. Evet. Fakat orada bir şey buyuruyor. Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki
Peygamberimiz 70 defa. Bizim gibiler yani Muhammed Mazlum Hazretleri gibiler işte 700 defa 7000 defa okumalı. Peki biz 70 bin defa 700 bin defa okumamız lazım yani. Böyle bir zamanda. Dolayısıyla efendim işte ben estağfurullah dedim. Yetmez be arkadaşım. Çünkü bu zat buyuruyor ki o istiğfarın devreye girip bize faydalı olabilmesi için dille kalbin birleşmesi lazım. Nasıl birleşir bu? Önce dille. 100 defa, 500 defa, 1000 defa, 5000 defa, 10.000 defa, 100.000 defa söyler. Tak diye kalple birleşir. Kalple dil aynı şeyi söylemeye başlar. Kalple dil aynı şeyi söyleyince imdad-ı ilahi gelir. Allah Teala o zaman yardım eder. Ha, o anda elini aç. Ya Rabbi dediği zaman Allah Teala lebbeyk kulum der ya. Öyle buyuruyor kitaplarda. E şimdi biz bunları riayet etmiyoruz. Ondan sonra diyoruz ki ben istediğim gibi keyfime göre hareket edeyim, keyfime göre yazayım, keyfime göre konuşayım, keyfime göre istediğimi hakaret edeyim, istediğime söveyim, yalan söyleyeyim ve huzurlu olayım. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. İkisinin de formülü ayrı. Yani efendim ben zehirle aspirini karıştırayım içeyim şifa olur. Olur olur. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Tamam. Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Efendim ben necasetle zemzemi birleştireyim. Ya olmaz ya. Necis olur. Zemzemi temiz içmen lazım. Necasetten uzak durman lazım. Yani yani şu ki biz kitapları okuyacağız. Her gün kalbimize kuvvet vereceğiz. Başka türlü şey yapamayız. Böyle olursa çocuklarımızı da okutursak çocuklarımız da öğrenir. Onlara da dua etmeye devam edeceğiz. Gelelim diğer dinleyicimize. O da işte görme engelliyim. Hem nefs hem engelli olmam. Ve hem de İnsanların bu şekilde yapması bile gönlüme geliyor diyor. Gelmiyor değil. Gelir tabii kolay değil. Allah'a da yer ve yardımcıları olsun. Dedi hani sağlam olsaydın, iyi olsaydın ibadetlerinde. Yok, nefs aldatıyor. Oradan giriyor, seni kandırıyor. Yalan söylüyor. Peki sağlam olsaydın, bedeni sağlam olsaydı, acaba Allah diyebilecek miydin? Namaz kılabilecek miydin? Veya Allah Teala sevdiklerinin hayatlarını okuyabilecek miydin? Veyahut da onlara muhabbet duyabilecek miydin? Hatırına bile gelmiyor. Hatırına bile gelmiyor. Evet. Değil mi? Hatırına bile gelmiyor. Belki de bu hal kendisi için aynı şekilde hayırlıdır. Allah Teala merhamet etmiş, fırsat vermiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hani bazıları şey yapıyor. Sizin şer gibi gördüğünüz şeyler sizin için hayırlıdır. Hadis-i şeriflerde de aynı şekilde ayet-i kerimelerin tefsirleri yapılırken, açıklanırken buyuruyor ki Allah-u Teala bir kuluna merhamet edince onun nefsinden kalbine intikal eden kötü düşünce ve yapmak istediklerine yaratmaz, mani olur. Peki bazılarına ne talep ederse yapar. Ama bedelini de ahirette ödettir. İkisini iyi düşünmeli. Efendim son dinleyicimizin bir suali vardı. Dinleyicimiz dedi daha önce dedi işte bir çocuğum dünyaya geldi dedi erkek çocuk dedi. Üçüncü gün dedi biz de dakikasını kestik hani yedinci gün. Efendim yedinci gün isim koymak veyahut da aynı şekilde kulağına ezan okunarak isim koymak. Saçı çok fazlaysa kesip o saçın ağırlığınca gümüş sadaka vermek müstahap diye geçiyor kitaplarda. Akikayı istediği zaman kesebilir. İlk bir haftada kesebilir durum müsaitse. Ve erkek çocuksa çocuk sünnet olacağı zaman şimdi erkek çocuk için iki tane kesecek ya iki tane hayvan alır. Keser. Yahut da bir yerde böyle bir sığır dana kesiliyorsa iki tane hisseye girer. O etleri alır getirir. Pilav pişirir, pilav üstü. Çünkü akikayı zengin fakir herkese ikram edebilir buyuruyor. Akikayı zengin fakir herkese ikram edebilir. Böyle de yapabilir mi? Yapabilir. Peki efendim bir an önce aynı şekilde akikayı yerine getirmek tavsiye edilmiş midir? Evet edilmiştir. Çünkü akika çocuğu hastalıklardan, bela ve dertlerden korur buyuruyor. Yaparken de bir ibadeti yaparken de o niyeti düşünmeli. Ona göre yapmalı. Allah rızası için yapmalı. Allah rızası için yapılınca Cenab-ı Hakk'ın o sebeple yaratacağı şeyler otomatik olarak devreye girer. Otomatik olarak. Efendim zayıflamak için oruç tutuyorum. Allah için tutmuyorsun. Efendim işte ben bedenim hareket etsin diye namaz kılıyorum. Beş para yetmez. Efendim çocuklarım hastalanmasın diye akika kesiyorum.
O da beş para etmesin. Allah için değil. Belki Allah-u Teala karşılık verir. O da istiraç olur. Allah-u Teala korusun. Temelli aynı şekilde sapıtmasına ve yanlış yollara girmesine sebep olur. Bunun için de Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala bize kendilerinden duymuştum. Kardeşim buyurdular. Ben buyurdular. Hocam Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretlerini işte Allah-u Teala ihsan ettiği tanıdıktan sonra böyle sohbetlerinde İmam-ı Rabbani, İmam-ı Rabbani derdi. Ben hiç duymadım kardeşim buyuruyorlar İmam-ı Rabbani ismini. Hiç duymadım. Zannediyordum ki böyle Rabb'a ait bir şey, Allah-u Teala'ya ait bir şey söylüyor. Ben bilmiyordum buyurdular. Biz de bilmiyorduk. Biz de İmam Hatip-i İlahiyat'ı bitirdiğimiz halde İbn-i Abid'in ismini Hüseyin Hilmi Efendi'nin Saadet Ebedi kitabında gördük İbn-i Abid'in. Ama biz müştehit yetişiyorduk ya İlmi Atife İlahiyat'ta. İhtiyaç çoktu kitapları öğrenmemize. Orada rastlamıştım. Ve sonra öğrendik buyuruyorlar İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ve kendileri buyuruyor ki Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala mektubat kitabını okuyan kimsenin ihlası artar. Ve mektubatı okuyanın bu Sesili Aliye büyükleri diye bilinen büyükleri olan muhabbeti artar, sevgisi artar. Peki kuru ilim öğrenen bu büyüklere düşman olabilir buyuruyor. Çünkü öyle çok, piyasada çok. Efendim Arapçayı çok kimse bilmiyor, Farisi biliyor. Ya Arapça, Farsça, din ilimlerinde sadece vasıtadır. Bu bir, ikisi, iki. Fıkıh kitaplarını anlayabilmek için, İslam alimlerinin kitaplarını anlayabilmek için, onların aslında o kelimeler hangi anlama geliyor onu bilmek lazım. Fıkıh kitabı ise okuduğu usulü fıkhı bilmesi lazım. Tefsir kitabı ise usulü tefsiri bilmesi lazım. Hadis kitabı okuyorsa usulü hadisi bilmesi lazım. Bunları bilmeden ki bunları da kamil ve mükemmel aynı şekilde üstadlardan öğrenmesi gerekir. Bunları kendi kafasına göre veyahut da mezhepsiz tayfasından öğrendiyse bu adamda kibir yüklenir. Evet. Bakarsın ben her şeyi bilirim, her şeyi bilirim. Allah rahmet eylesin. Babam da böyle Arapça bileni alim zannederdi. Arapça bileni falan. Oo, Arapçası çok müthiş falan. Bir gün böyle oturuyorduk. Artık ilahiyatı bitirdiydim ben. Gene aynı şekilde şey yapıyor falan. Adamcağızın kafasına o yerleşmiş öyle. Baba dedim ya rahmetliye. Arapça bileni var. Tabii oğlum dedi falan. Dedim Beyrut papazları da dedim Arapça. Ana dilleri Arapça. Ama dedim kafir. Dondu kaldı neticini bilemedi. Dedim Suriye'de doğan çocuklar, Lübnan'da doğanlar, Suud'da doğanlar, Mısır'da, Cezayir'de, Tunus'ta, Fas'ta doğanlar. Bunların ana dilleri Arapça. Dedim oralar alim kaynıyor değil mi? Evet. Senin anlayışına göre böyle durdu. Yani dedi ne demek istiyorsun falan. Dedim bak her şeyi yerli yerine koymak lazım. Elbette öğrenmek lazım. Elbette öğren. O ayrı bir mesele. Ama Arapçayı çok iyi biliyor diye, veya Farisi çok iyi, alim olmaz. Alim olmaz. Hatta Bahattin Bey bu Zemahşeri tefsir var. Zemahşeri. Bunu yazan Türk. Ve bütün Ehl-i Sünnet alimleri, müfessir-i kiram da Kur'an-ı Kerim belaat ve fesahat yönünü anlatan şeyleri bu Zemahşeri tefsirinden alıyorlar. Bu adam Mekke-i Mükerreme'de şimdi o Ebu Kubey tepesi onu falan sildirerek attılar da o tepeye çıkarak Araplara meydan okumuştur. Bak kendisi Türk. Meydan okumuştur. Dedelerinizin dilini, dinini değil, dilini benden öğrenin. Yani Arapçaya bu kadar hakim. Dilini benden öğrenin. Fakat bu adam Mutezili itikadını biliyor musun? Evet. Ya Araplara meydan okuyor. Yani dedelerinizin dilini benden öğrenin. Yani alim sallemey cihansı bu Mutezile itikadında. Ehl-i Sünnet bile değil. Yani kendi başına şey yapmış falan. Dolayısıyla İbn-i Teymiye de öyle. Zaten ana lisanıydı. Ama ilmiyle sapıttı gitti. Niceleri var öyle. Dolayısıyla ancak Ehl-i Sünnet alemi hakiki bir rehberin rahle-i kibrisinden geçiyorsa o zaman kurtarır. Yoksa o ilim de ona fayda değil zarar getirir. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.